Kıymetli dostlar, günaydın. Yeni bir yol sohbetleri videosu ile birlikteyiz. Bu kez kısaca insanların fiziksel özellikleriyle onların talihli ya da talihsiz olabileceklerine dair kadim dönemlerde yapılan bir takım tanımlamaların arkasında yatan mantık. Şimdi tabii ki sadece fiziksel özellikleri insanları daha talihli kılmaz. Sadece fiziksel özellikler insanları daha talihsiz de kılmaz. Her ikisinde de kişinin bireysel iradesi, yetiştiği toprak yani ailesi, çevresi, bunların ona sağladığı yaşam algısı, algı haritası, zihin haritasıyla da alakalıdır. Yani bunlar aslında tek başına birer kaderi temsil etmezler. Yani birinin kaşları şöyleyse o şöyle olur demek sadece bir çıkış kapısı olarak başlangıcı temsil eder. Birinin saç yapısı, saç tellerinin kalınlığı, inceliği, saçını nereye taradığı, kıvırcıklığı, düzlüğü, dalgalılığı tabii ki bir başlangıç tanımıdır, işimize yarar. O verilerle beraber teyit verilerini de bir araya getirdiğimizde o şahsa ait olası davranış eğilimlerinin isabet oranını güçlendiririz. Bu kadar. Ama şunu söylemek lazım, yani nasıl oluyor da neden bu insanlar böyle demiş? Yani binlerce yıldır gelen o kadim mirasta bu tür ifadeler var. İnsana duyduğunda tuhaf geliyor. Haklısınız, bence de öyle. Ancak bunun arkasındaki işleyişi doğru yakalamak lazım. O da şöyle. Örneğin kaşlar temsil ettiği iç organlarla birlikte kişinin hayati o jangfu organı deriz biz Çin tıbbında. Hayati organlarından ikisini ve bir de iç salgı bezlerini temsil eder. Nedir onlar? Karaciğeri temsil eder, böbrekleri temsil eder ve tiroid bezini temsil eder. Şimdi şunu hepimiz biliyoruz ki ve bilim de bunu net bir şekilde ifade ediyor ki insanın biyolojik sağlığı, zihin sağlığı ve ruh sağlığı onun yaşam kalitesine, yaşam algısına etkiler. Bu da şudur. Sağlığı yerinde olan insan yaşam kalitesini çalışabildiği, kazanabildiği, bundan dolayı da kendini daha güvende hissedebildiği, daha değerli ve yeterli hissedebildiği için aslında daha talihli olacak. Çünkü o doğrultuda tercihleri daha yerinde olacak. İnsan ilişkilerinde daha anlayışlı, daha sabırlı olabilecek. Ama hastaysa bu az önce bahsettiğimiz fiziksel yani biyolojik, zihinsel ya da ruhsal herhangi bir rahatsızlığı varsa kendisiyle de zaten iç konuşmaların oluşturduğu bir huzursuzluğu, sağlıksız bir iletişim olacağı gibi dış dünyayla da eğer sosyal alandan bahsediyorsak sevdikleriyle, partneriyle, sevgilisiyle yok mesleki alandan bahsediyorsak mesai arkadaşlarıyla, şefiyle, patronuyla doğal olarak o sağlıksızlığın verdiği çıktılarla biraz olumsuz bir iletişim kuracak ya da istemediği hususlar gerçekleşecek. İşte o yüzden birisinin yani şöyle düşünürsek iç organlarının bütüncül sağlığının iyiliği onun olası davranış kodlarına yansıdığı için eğer biz bir nevi gösterge paneli şeklinde biyolojik sağlığına, ruh sağlığına, zihin sağlığına işaret eden panel ve davranışlarla da diğer ruhsal ve zihinsel çalışmalarına, bilişsel durumuna dair verileri topluyoruz ve diyoruz ki tamam bunlar birliktelik arz ettiğinde kişinin çalışma performansını etkileyecek, öğrenme performansını etkileyecek, iletişim performansını etkileyecek, uykusuna etki edecek ve bunların hepsi birleştiğinde tabii ki yaşamsal becerileri daha güçlü bir insanla karşılaşacağız. Böyle insanlara talihli diyorlar onlar. Talihsizlik de genetik aktarımla olabilir. O bir mirastır ki ama kader değildir. İnsan kararlı, iradeli olarak, farkındalıklı olarak bunlarla başa çıkmayı öğrenebilir. Bunların çok örneğini görüyoruz biz. Ama aynı zamanda içinde büyüdüğü toprakta edindiği güzel bazı becerilerle diyelim, aslında fiziksel olarak bir takım dezavantajları bile olsa çok da talihli, çok da güzel, çok da huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayabilir. O yüzden fiziksel özellikler A, B, C ihtimallerini bizim önümüze sunsa da mutlak sonucu temsil etmezler değerli dostlar.
Peki, insan tanıma yöntemlerini çalışmak bizleri hayata karşı da fevkalade güçlü, dik, esnek bir duruşla çok daha kaliteli bir yaşam sürmek adına donatıyor. Bunu aklınızda tutmakta fayda var. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim.